LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir kampı ne yapıyoruz? Matematik noktasında başlatıyoruz. Kampımız zaten başlamıştı. Türkçe ile başlamıştınız arkadaşlar ve şimdi ne yapıyoruz? Matematikle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım herkes toplansın. Dersimiz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimiz mükemmel bir şekilde başladı. Hızlanma kampımızda ilk gün biliyorsunuz Türkçe ile başladınız ve sonrasında 5 Mart'ta matematikle mükemmel bir şekilde startımızı vermiştik. Zaten devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çarpanlar, katlar, üstü ifadeler ve kara köklü ifadeleri tamamlayacağız ve bu hızlanma kampımızda bu konuları hatırlayacağız arkadaşlar. Bu kampımızın amacı temel noktası ilk dönem konuları yavaş yavaş arkadaşlar unutulmaya başlanmıştı. Bilgiler biraz böyle tazeliğini yitirmeye başlamıştı. Dolayısıyla arkadaşlar biz de ne yapıyoruz bu hızlanma kampında bu eksiklerimizi mükemmel bir şekilde gideriyoruz. Deneme sınavlarında bilgilerimiz de zihinden çabuk geldikçe ne olacak? Tabii ki soruları daha hızlı çözeceğiz ve hızlanmış olacağız. Zaten biliyorsunuz son zamanlarda deneme sınavlarında biraz zaman problemi yaşayan arkadaşlarımız yorumlarda çok fazla yazıyordu. Bizler de gözlemliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada da hızlanma kampımız ilaç gibi gelecek tabiri caizse. Tabii ki bu hızlanma kampımızda sevgili arkadaşlarımız sizlerle beraber hangi kaynakları takip edeceğiz? Arkadaşlar hızlanma denemelerimiz var. Bunun yanında sözel olarak arkadaşlar paragraf fons kitabımız var buradan ee, ne yapıyorsun? Sözellerini çalışıyorsun. Güzel bir şekilde grafik okumayı değerlendiriyorsun. E, görsel okuma becerini geliştiriyorsun. Ve paragraf noktasında kendini e, çok güzel bir şekilde hızlandırıyorsun. Bunun yanında sevgili arkadaşlar matematik noktasında da çok güzel denemelerimiz var. Bunları da yapıyorsun. Bu iki noktayı tamamladıktan sonra da hızlanma denemelerini arkadaşlar yaparak e, hızlanma kampını tamamlamış oluyorsun senle beraber. Eğer bu üç tane kitabı da alırsan sana yanında da ana denemelerini artık netler artıyor denemelerinde hediye olarak arkadaşlar ne yapacağız? Göndereceğiz bu üç tane kitabımızı alıyorsun ve güzel bir şekilde yapıyorsun. Sonra da ana denemeleri beraber netlerini yükseğe taşıyorsun diyelim ve hızlanma kampımızı çok güzel bir şekilde startını verdik sizlerle beraber. Sevgili arkadaşlar LGS matematik hızlanma programında neler var? Ondan bahsedelim isterseniz. Hızlanma kampında arkadaşlar ilk 7 konu var. İlk 7 konuyu sizlerle beraber işleyeceğiz ve birinci yani ilk 3 konu olan çarpanlar katlar, üstü ifadeler ve köklü ifadeleri bugün sizlerle beraber hatırlayacağız. İkinci olarak arkadaşlar hangi konudan kaç soru çıkar? Yani LGS'de örneğin bakın çarpanlar katlardan YGS'de acaba kaç soru çıkmış? Merak edenler varsa işte burada ne diyoruz? 4 soru çıkmış mesela. Bunun gibi biraz analizde bulunacağız. Bunun yanında sevgili arkadaşlar sınavlarda karşılaştığımız taktikler ve formüller nelerdir? Mesela bir dairenin alanı pi ile kare ile bulunuyordu. Bunlar geçen senenin konusu arkadaşlar aslında ama ne yapıyoruz bunları sizlere hatırlatacağız. Bunun yanında arkadaşlar LGS'de yeni nesil sorular ve benzer sorularla beraber birazcık da ne yapacağız böyle yeni nesil sorular nasıl çözülür neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsetmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar ilk kamp videomuz tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi çarpanlar katlar üstü ifadeler ve köklü ifadelerdi bugün bunu işleyeceğiz. İkinci kamp videomuzda veri analizi olasılık ve cebirsel ifadeler var onu anlatacağız. Sonrasında arkadaşlar üçüncü kamp videomuzda doğrusal denklemler doğru grafikleri yorumlama konularına bakacağız. Yani ilk 7 konuyu ne yapmış olacağız? Tam olacağız. Kalan videolarla beraber arkadaşlar zaten LGS'de biliyorsunuz efsane taktik şeylerimiz var, tekrar videolarımız var, son tekrardır işte çıkıştan önce son videolar inanılmaz güzel canlı yayınlar var. Bunları da mutlaka takip edersiniz. Sene sonunda doğru arkadaşlar ama şimdi ne yapıyoruz sizlerle beraber bu beraber bu üç videoyu bitireceğiz diyelim tamamlayacağız diyelim. Şöyle bir bakalım acaba çarpanlar katlar ve çarpanlar katlardan 2020'de kaç soru gelmiş arkadaşlar 2020'de gördüğünüz gibi 3 soru gelmiş sonra 2021'de 2'ye düşmüş, 2022'de 2 tane gelmiş, 2023'te geçen sene arkadaşlar yarım dönem olduğu için 2023'te ne oldu? 4 soru gelmiş oldu ama normalde demek ki çarpanlar katlardan 2 soru normal bir durumda arkadaşlar. Eğer bütün konular dahil ise 2 sorumuz garanti diyebiliriz. Çarpanlar katlardan 2 soru cepte diyebiliriz arkadaşlar. Üstü ifadelere bakalım. Yine arkadaşlar 2020 ve 2023 yıllarında pandemi yılları ve deprem olduğu için arkadaşlar ilk dönem konuları çıkmıştı. Onlar da biraz istisnai olarak düşünebiliriz ama 2 ya da 3 soru. Bakın normal zamanlarda arkadaşlar düşündüğümüz zaman 2 ya da 3 soru karşımıza geliyor. Buna lütfen dikkat edin. üstü ifadeler çok önemli konulardan bir tanesi, e, bomba konulardan bir tanesi arkadaşlar. Dolayısıyla da e, buna lütfen dikkat edin. 2 ya da 3 sorusu garanti diyebiliriz. Kareköklü ifadelerde yine 2020 ve 2023'ü birazcık e, saf dışı bırakırsak normal zamanlarda 3 soru e, karşımıza gelmiş arkadaşlar. Karekök sayılardan da 3 tane sorumuz var. Bunu da hatırlayalım. Bakalım 2020 4 e, istatistiğinde bu konulardan kaç tane gelecek? Ne yapalım? Onu da sizlerle beraber hep beraber e, te, e, LGS'de arkadaşlar görmüş olacağız bu sene LGS'ye girdikten sonra yeni istatistiklerde burada yerini alacak diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar evet gerekli bilgilendirmeleri bu kamp bir hızlanma programından nelerin olacağından bahsettik. Neler yapacağımızdan bahsettik ve şimdi de isterseniz yavaş yavaş dersimize geçip eksiklerimizi sevgili arkadaşlar gidermeye başlayalım. Şimdi İlk olarak ne demiştik sevgili arkadaşlar? Dedik ki çarpanlar katlar. Sevgili arkadaşlar çarpanlar katlarda bilmemiz gereken noktalara şöyle kısa kısa değineceğiz. Bilgilerimizi hatırlayacağız. Bir ve kendisinden başka çarpanı olmayan birden büyük sayılara ne diyorduk? Asal sayılar diyorduk. Arkadaşlar asal sayılarımızda en çok kullanılan sayılar 2, 3, 5 ve 7. Hani asal çarpanlarına ayırırken bunları kullanıyoruz. Genelde arkadaşlar karaköktü sayılarda karekökten çıkartırken bunları kullanıyoruz. Ama bunların devamında da arkadaşlar yine e, ne yapacaksınız bunların devamında da bilseniz iyi olur. Mesela bundan sonra gelen 11'i bilseniz iyi olur. 13'ü bilseniz e, bilseniz iyi olur. Ondan sonra 14 15 16 17'yi bilseniz iyi olur. Böyle nokta 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 gidiyor. İki basamaklı en büyük asal sayımızdan sevgili arkadaşlar neydi? 97 idi diyebiliriz. Devam edelim bakalım. Asal sayıları bileceğiz, hatırlayacağız e, sevgili arkadaşlar. İkinci olarak birden başka ortak böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar diyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela bakın 4 ve 9'a bakar mısınız? Ortak hiçbir böleni yok. Sadece 1 var. Ortak hiçbir böleni olmayan birden başka tabii ki bir zaten bütün sayıları bölüyor arkadaşlar. Birden başka hiçbir ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Mesela bakın 4 ile 9 aralarında asaldır. 15-16 ardışık sayılar sevgili arkadaşlar her zaman aralarında asaldır. E bir de bütün sayılarla aralarında asaldır. Bunları arkadaşlar lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Bakın özellikle bir bütün sayılarla aralarında asaldır kavramı çok önemli. Bilgisi çok önemli. Bunu almamız gerekiyor. Ardışık sayılar da yine aralarında asaldır diyebiliriz. Onun haricindeki sayıları da bir yoklamamız lazım. Mesela birin çarpanları pardon dördün çarpanları nelerdir diye sorduğumuzda böyle yazıyoruz. 9'un çarpanları nelerdir diye sorduğumuzda arkadaşlar böyle yazıyoruz. Ve dikkat ettiyseniz bakın birden başka ortak çarpanı olmayan bir sayı grubu görüyoruz. Demek ki 4 ile 9 aralarında asal sayılardır diyebiliriz. Ama bunları direkt kafadan bilebiliriz arkadaşlar. Hiç yorum yapmanıza bile gerek yok diyelim. A ve B aralarında asal ise sevgili arkadaşlar aralarında asal sayıların EBOB'ları yani ortak bölenleri zaten burada da yapmıştık. Gördüğünüz gibi birdir arkadaşlar. EKOK'ları ise bu sayıların çarpanları çarpımlarına eşittir arkadaşlar. Ekokları da bu sayıların çarpımlarına eşittir diyebiliriz. Mesela 4 ile 25'i gördünüz. 4 ile 25 aralarında asal sayılardır sevgili arkadaşlar. Bunu anladınız. E 4 ile 25'in EBOB'unu hesaplamaya gerek var mı? Yok tabii ki. 4 ile 25 aralarında asal olduğu için EBOB'ları birdir diyoruz. EKOK'ları ise 4 ile 25'in EKOK'u da sevgili arkadaşlar çarptığımızda bu arkadaşların EKOK'ları 100'dür diyebiliriz ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Bilgilerimizi güncellemiş olduk. Taktiklerimizi vermiş olduk sevgili arkadaşlarımız. Geldik üstü ifadeleri. Üstü ifadelerde durum ne bakalım? Arkadaşlar üstü ifadelerde ilk olarak neler görmüştük yani ilk zamanlar ya da bilgilerimizde neler vardı ona bir bakalım. Üssünün üssü. Arkadaşlar bir üstü ifadenin hem üssü var bir de onun da üssü varsa onları iki tanesini ayrı ayrı yazmaktansa yapmamız gereken tek şey onları çarparak tek bir üs olarak yazmaktır sevgili arkadaşlar. Buraya mesela ne yazabiliriz 3 üssü 8 yazıyoruz. Ne yaptık? 4 ile 2'yi çarpmış olduk. Buraya bakalım. Mesela böyle bir şey varsa 8'i, 2'yi, 4'ü, 8'i, 16'yı, 32'yi, 64'ü, 128'i, 256'yı, 512'yi hatta 1024'ü arkadaşlar 2'nin katları olarak yazabiliyoruz. Devamında 3, 9, 27, 81, 243, 729'u gördüğümüzde tabanı 3 olarak yazabiliyoruz. İşte 5'tir, 25'tir, 125'tir, 625'tir bunları da gördüğümüzde arkadaşlar yapmamız gereken şey tabii ki 5. 5 tabanında yazmaktır. 8 gördüğüm zaman hemen şu aklıma geliyor. 2'nin 3. kuvvetidir 8 ve eksi 2. kuvvetini aldığımızda bunları çarparsak arkadaşlar 2 üzeri eksi 6 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk bu ifademizde. Hemen devam edelim bakalım 2. E, bölüme. 2. bölümde üstü ifadelerin tabanları aynıysa arkadaşlar ne olacaktır? Üstler toplanacaktır. Mesela bakın tabanlarımız 2 tabanında yazılmış. Üstlerimizde birinde 5 birinde 3 var. O zaman ne yapıyorsun? 2 üzeri direkt ne yapıyoruz? Buradan 8 yazıyoruz. 5 ile 3'ü topluyoruz arkadaşlar. Çarpma işleminde bunu yapıyoruz. Bölme işleminde ne yapıyoruz? Eğer tabanlar aynı olduğunda üstleri birbirinden ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. 10'dan 7'yi çıkardık. Kaç kaldı arkadaşlar? Tabii ki 2 üzeri 3 kaldı diyebiliriz. Bu noktada da ne yaptık? Üstleri birbirinden çıkarmış olduk. 3 numaralı bilgiye geldiğimizde sevgili arkadaşlar peki hocam tabanlar aynı olduğunda üstleri topluyoruz. Çok güzel. Veya tabanlar aynı olduğunda üstleri birbirinden çıkartıyoruz süper ama buraya baktığımızda peki üstler aynı olduğunda tabanları ne yapıyoruz diye sorduğumuzda orada da şunu yapıyoruz arkadaşlar üstümüze dokunmuyorsun tabanları çarpıyorsun ve buradan da cevabını 6 üzeri 5 olarak ne yapmış oluyorsun bulmuş oluyorsun buraya bakalım bölme işlemlerinde ne yapacağız bölme işlemlerinde de sevgili arkadaşlar yine üstlerimiz aynıysa ortak üstümüzde ortak üstümüzde 20'yi 5'e bölüyorum ve buradan da 4 üzeri 7 olarak cevabımı bulmuş oluyorum. Peki 4 üzeri 7 ışıklarda göremezsen ne yapacaksın? Hemen 2 üzeri 2'nin 7. kuvveti yapıyorsun ve kuvvetin kuvveti yani üstünün üstünü çarpıyorduk ya burada birinci maddede. Evet çarparsak buradan ne olacaktır? 2 üzeri 14 olarak da en sade en güzel haliyle bulmuş oluyoruz arkadaşlar dedik ve üstü ifadeleri de bu şekilde tamamladıktan sonra ne yapalım yolumuza devam edelim bilgilerimizi güncellemeye devam edelim arkadaşlar bu arada videomuzu şu anda izleyen ve daha sonra izleyecek arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum sizleri burada görmek gerçekten muazzam çok keyifli arkadaşlar hızlanma kampındaysan buradaysan bu videoyu izliyorsan o zaman hedeflerine giden yolda gerçekten sıkıntılar çekiyorsun demektir ama tabii ki her sıkıntının da sevgili arkadaşlar karşılığında çok da güzel mükafatlar olacaktır biraz daha dişini sık diyoruz biraz daha gayret et diyoruz çok fazla kalmadan arkadaşlar 80-90 günlük bir süre kaldı diyebiliriz ve bu sürenin sonunda güzel bir şekilde sınavını tamamlayacaksın ve güzel bir yaz tatili seni bekleyecek diyelim ve sevgili arkadaşlar buradan da güzel temennilerde bulunmuş olalım sizlere devam ettiğimizde 5. maddemiz bir ondalık gösteriminin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi adını veriyoruz çözümlemede onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalır arkadaşlar soldan sağa doğru bakın azalır ee, ve eksili yani virgüle geçersek eksili kısma geçiyoruz bakın burada virgülümüz arkadaşlar burada bulunuyor şimdi 10 üzeri 1 arkadaşlar 10 üzeri 1 nerede bu basağımız bakın burada hatta 6 çizgi yöntemi arkadaşlar 6 çizgiyi çiziyorsunuz böyle bu çizgilerden daha fazla çıkma ihtimali çok fazla yok arkadaşlar genelde virgülün sağ tarafında 3 sol tarafında 3 basamak olacak şekilde sorular sorulur ha, fazlası olur mu olabilir ama çok da fazla karşımıza gelmiyor arkadaşlar. Bu altı çizgi metodunu yapıyorsun. Virgülün sağına 3 soluna 3 tane yazıyorsun. Ve basamakları da güzel 0 1 2 diye yazarsan. Buradan da eksi 1 eksi 2 eksi 3. Sanki sevgili arkadaşlar hani bir sayı doğrusu gibi düşünün. Sayı doğrusunun tam ortası burası. Buradan sonra eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gidiyor. Buradan da 0 1 2 diye ne oluyor arkadaşlar gidiyor. Dolayısıyla 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 0 nereye yazıyorum? Tabii ki buraya yazıyorum. Bakın bunun önünde sayı yok. Arkadaşlar sayı olmayınca bazı arkadaşlar buraya 0 yazıyorlar. Hayır arkadaşlar 0 yazmıyorsunuz kesinlikle. Yapmanız gereken şey burada gizli 1 olduğunu bilmektir. Dolayısıyla buraya ne yaptık? Gizli 1 yazdık buraya da o zaman geliyorum. E, bu basamağa 1 yazıyorum. Ve 3. basamağa lütfen dikkat. 3. basamağa 5 yazıyorsun. Ortadaki bölümü de sıfırla dolduruyorsun. Demek ki ne oldu arkadaşlar? 40, 3,105 oldu. Aman dikkat bakın eksi 1'den eksi 3'e yani birinci basamaktan üçüncü basamağa geçmiş. Eksi dediğimiz şey virgülün sağ tarafı oluyor ve birinci basamaktan üçüncü basamağa da geçmişiz. Aradaki 10 üzeri eksi 2'yi atlamışız yok. Dolayısıyla ona ne yapıyorum? Sıfır yazıyorum bunu da unutmayın. Buradaki basamak boş kaldı. Arkadaşlar buradaki basamak boş kalabilir. Çok problem değil. Cevabımız 43,105 oldu diyelim ve yolculuğumuza bilimsel gösterimle devam edelim. Arkadaşlar bilimsel gösterim neydi? Çok büyük veya çok küçük sayıların daha güzel, daha tatlı, daha minik, daha minimal şekilde gösterilmesi için ortaya çıkarılmış ve bilimde kullanılan sayıların arkadaşlar gösterimine biz bilimsel gösterim diyorduk. Bilimsel gösterimde arkadaşlar bilimsel gösterimde Dikkat etmemiz gereken terazi metodu vardı. Terazi metodu neydi? Eğer arkadaşlar bakın şuradaki kat sayılarımızla bakın şuradaki sayımızla şuradaki, şuradaki sayımız ters orantılı çalışıyordu. Biri artarken diğeri azalıyordu. Biri azalırken diğeri artıyordu arkadaşlar. Lütfen dikkat. Buraya baktığımızda bunu bilimsel olarak gösterirsek biliyorsunuz bilimsel gösterimde kat sayımız mutlak değer içerisinde bakın bir ve birden büyük ama ondan küçük bir sayı olmak zorunda. Kat sayımız mesela 512 ya 512'yi almıyoruz arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? E, ee, 1 ile 10 arasına denk gelecek şekilde küçültüyorum. 5,12 yapıyorum. 5,12 yaptıktan sonra yani sayımı 2 basamak küçülttükten sonra bakın 2 basamak küçültüyorsam üst tarafım yani şu üstüm ters orantılı dedik ya bu küçülüyorsa 2 basamak burası da ne olması lazım? 2 basamak büyümesi lazım. Yani 5,19 oluyor. Buraya bakalım. Buradaki sayımız arkadaşlar bir tane büyütürsem 3. 1,14 oluyor. Burası bir basamak büyüdüğünde burası bir basamak küçülecektir. Ama arkadaşlarım bazıları burada küçülecek deyince eksi 11 yapıyorlar. Arkadaşlar lütfen dikkat e, negatif sayılarda küçülmek demek eksi 13 olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız da 3,14 çarpı 10 üzeri eksi 13 olarak da güncellemiş oluyoruz. Bakın bunu bir tane büyüttük. O zaman burayı da bir tane küçülttük. İşte size bilimsel gösterimle alakalı kısa mükemmel bilgiler diyelim. Geldik kara köklü ifadeleri arkadaşlar. Kara köklü ifadelerde durumlar neymiş? Neler görmüştük? Şöyle bir hatırlayalım. Dolayısıyla bilgiler güncellendikçe hafızadan sorulara aktarmamız hızlanacak ve deneme sınavlarında daha da hızlı işlemler yapacağız. Zaten tekrar diyorum hızlanma kampımızın en önemli noktası çıkış noktası da tam da burası arkadaşlar diyebiliriz. Kara köklü ifadelerde ne yapmıştık? Bir sayının arkadaşlar kara dışına çıkmasını anlatmıştık. Kara kök dışına çıkartırken iki yöntem kullanıyorduk. Birinci yöntem genelde sizlerin çok fazla kullandığı yöntemlerden bir tanesiydi. Yani asal çarpanlarına ayırma yöntemini kullanacağız. Sevgili arkadaşlar şuradan bir tane kağıt almak istiyorum ben. Bu kağıtta da hemen kısaca şöyle göstereyim neyin ne olduğunu. Ondan sonra da sevgili arkadaşlar güzelce ...anlatalım. Şimdi mesela diyelim ki... ...normal kök 80'i gördük. Arkadaşlar... ...kök 80'i gördüysek biz ne yapıyorduk? Genelde... E, ...az önce demiştik ki çarpanlar... ...katlardaki asal sayıları... ...bir iyi bilmemiz lazım diye. Hemen ne yapıyorduk böyle? Buraya 40 yazıyorduk. Buraya 2 yazdım. 20 yaptım. E, buraya 2 yazdım. 10 yaptım. 2 yaptım arkadaşlar. 5 yaptım. 5 yaptım. 1 yaptım. Asal çarpanları... ...dedik ve ikişerli gruplandırıyoruz. Bakın bu dışarıya çıktı. Bu da dışarıya çıktı. Ancak... ...bu arkadaşımız çıkamadı. Çıkanları... ...kendi arasında ne yapıyorum? Çarpıyorum. 4 kök 5 olarak ne yaptık? Güncellemiş olduk. İkinci yöntemimiz ise arkadaşlar kök 80'i kök 80'i ne yapıyorum? Bir tam kare sayı ve bir de normal sayı olarak yazıyorum ve bu tam kare sayıyı dışarıya 4 olarak çıkarsa e bu çıkamayacağı için ne olacaktır? 4 kök 5 olacaktır diyebiliriz. Böyle de kısaca bahsettikten sonra yolculuğumuza devam edelim arkadaşlar. Bakın burada az önce de yapmıştık zaten 80'i seni 16 çarpı 5 olarak yazdım 16'yı dışarıya 5 olarak çıktı olarak 4 olarak alırsam 4 kök 5 olarak da ne yapmış oluyorum yazmış oluyorum Peki kök içerisindeki bir sayı kök kök dışındaki bir sayı kök içerisine nasıl alırım diye sorarsanız arkadaşlar kök dışındaki bir sayı kök içine Tabii ki karesi olarak alacağız 3'ün karesi 9 olarak girdi ve buradan da çarptığımızda cevabın kök 54 olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki bu kök içine alma hangi durumlarda işe yarıyor arkadaşlar? Ne yap, yani ne yaparsak kök içine alma gereği duyarız biz bir sayıyı. Arkadaşlar köklü sayılarda bir sıralama yaptığınızda mutlaka karekökü içeriye almanız lazım arkadaşlar. İyi içeriye almanız lazım yani sıralama yaptığınızda bu çok önemli. Sıralama yaptığınızda içeriye alıyorsunuz ve bunun yanında yaklaşık değer hesaplarken de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İçeriye alıyorsunuz yani iki durumda bir sayıyı kök içine alırsınız. Bunlardan bir tanesi sıralamada ikincisi arkadaşlar yaklaşık değer hesaplarken kök içine alıyorsunuz diyelim devam edelim bakalım arkadaşlar kara köktü sayılarda toplama çıkarma yapılırken neler yapacağız Örneğin bakın 4 kök 5'te 12 kök 5'in toplanmasında. Bir kere arkadaşlar kesinlikle kök içindeki sayıların aynı olma zorunluluğu var. Kök içindeki sayılar aynı olmazsa zaten toplama yapamayız. Bunu söyleyelim. Kök içindeki sayılar aynı ise başındaki sayıları toplayıp çıkartıyoruz. Bakın 4 artı 12 ne olur arkadaşlar? 16 kök 5 olarak ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Bakın başındaki sayıları 4 artı 12 16 kök 5 olarak güncelledik. Peki 7 kök 3'ten 5 kök 3 çıkarsa yine arkadaşlar ortak kökümüzü yazıyoruz ve başındaki sayıları yani bu sayıları birbirinden çıkartıyoruz. 7'den 5 çıktı. Kaç kaldı? 2 kaldı. Cevabımız da 2 kök 3 olmuş oluyor. Kök içleri aynı değilse arkadaşlar ne yapman lazım? Tabii ki kök içlerini aynı yapman lazım. Mesela diyelim ki karşına şöyle bir soru geldi. İşte kök 27 ile arkadaşlar kök 48'i topla diye bir şey geldi. Hemen ne yapıyorsun sen bu kök 27'yi? 3 kök 3 olarak yazıyorsun. Burayı nasıl yapıyorsun arkadaşlar? Burayı da 4 kök 3 olarak yazıyorsun. Sonra toplama işlemini yapıyorsun. Yani topladığımızda buradan ne çıkacaktır? 7 kök 3 olarak karşımıza gelecektir. Kök 3'leri aynı değilse kök içlerini aynı yapma. Bakın şu A kök B şeklinde yazma yöntemini uyguluyorum. Sonrasında kök içleri aynı olunca da daha rahat toplama işlemi yapıyorum diyelim arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere iletmiş olalım. Devam ediyoruz bakalım. Büyük bir heyecanla, büyük bir istekle arkadaşlar e, kampımıza mükemmel bir şekilde devam ediyor sizlerin katılımıyla beraber. Çarpma işlemleri nasıl alıyorlar arkadaşlar? Çarpma işlemleri çok daha kolay. Kök dışındaki sayılarla kök dışındaki sayıları çarpıyoruz. Kök dışına yazıyoruz. Yani 4 kere 5'i ne yaptım? 20 arkadaşlar buraya yazdım. Sonra kök içindeki sayıları da Kök içindeki sayıyla çarpıyorum ve kök içine yazıyorum. 3 kere 2 ne olur? Tabii ki buradan 6 olur. 20 kök 6 hayırlı uğurlu olsun diyelim. Buraya bakalım. Sevgili arkadaşlar bunun başında gizli 1 vardır biliyorsunuz. 3 kere 1 3 olur. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı ne olur arkadaşlar? Kök 4 olur o da dışarıya. 2 olarak çıkarsa aslında cevabımızın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da önemli bir bilgiydi. Devam ettiğimde bölme işlemlerine bakalım arkadaşlar. Bölme işlemleri nasıl yapılır? Bölme işlemlerinde kök içindeki sayılar kök içindeki sayılarla kök dışındaki sayılar da kök dışındaki sayılarla bölünür ve yazılır. 22'ye böldüğümde arkadaşlar şöyle yapalım hatta 22'ye bölelim. Bir de buradan ne yapacağız? 6'yı 3'e böleceğiz. Böyle ayrı ayrı yazalım. 22'ye böldüğümüzde 10. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 yani cevabımızın 10 kök 2 olduğunu bulmuş olduk. Kara köklü sayılarda bölmede bu şekilde yapılıyordu arkadaşlar. Şimdi Tabii ki kısa bilgilerle beraber ne yaptık? Bilgilerimizi tazeledik, güncelledik arkadaşlar. Şimdi birazcık da soru çözelim isterseniz. LGS'de arkadaşlar, LGS 2023'te 2022'de veya daha önceki yıllarda yayınlanmış örnek sorulardan biraz da onları dikkate alarak tam da LGS tadında sorular hazırlamaya gayret ettik arkadaşlar. Lütfen sizler de bu sorulara dikkatli bir şekilde dinlerseniz inşallah bir şeyler bilgilerimize yeni yeni bilgiler eklemiş olacağız diyelim. Tabii ki sen de bu soruları arkadaşlar benden önce durdurup çözümünü yaparak kontrolde edebilirsin ve bakalım doğru mu yapmışsın yanlış mı yapmışsın e, merak ediyorsan sen de ne yapacaksın hemen bu soruyu çözmeye gayret et ve çalış. Şimdi sevgili arkadaşlar sorumuzu okuyalım bakalım. Tabi soruyu sonuna kadar okuyoruz arkadaşlar. Yukarıda iki farklı varil ve içlerinde bulunan yağ miktarları verilmiştir. Evet görüyoruz arkadaşlar. Birinde 80 litre, birinde 60 litre. Bu varillerden belli miktarda yağ alındığında litre cinsinden varillerde kalan yağ miktarları aralarında asal olmaktadır arkadaşlar. Yani bunlardan belli miktar alıyorum, aldığımda kalan yağ miktarları aralarında asal oluyormuş. Yani sadece ortak olarak bir'e bölünen sayılar aralarında asaldı. E yani başka hiçbir ortak böleni olmayacak. Bu bilgiyi de güncel olarak kullanmış olalım. Bu varillerden alınan yağ miktarları cinsinden aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci varilden arkadaşlar ne aldık? Birinci varilden 2 litre alırsam burada 78 litre kalır. İkinci varilden 4 litre alırsam 56 litre mi kalır? 56 litre kalıyor. Tamam 78 56. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burada her ikisi de ikiye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, her ikisi de ikiye bölünüyorsa aralarında asallık gitmiştir demektir. Bir tane bile bulduysak arkadaşlar, bunu iptal ediyoruz diyelim ve ne yapalım bunu buradan sildik. Devam edelim bakalım ee, sevgili arkadaşlar. 10 aldığımda yani 10 litre kullandığımda geriye kaç litre kalır? 70 litre kalır. 15 litre kullandığımda Kaç litre kalır arkadaşlar? Tabii ki 45 litre kalır. E bu da ne oldu? Gitti. Çünkü arkadaşlar her ikisi de 5'e bölünüyor. Biz de demiştik aralarında asal olması için sadece 1'e bölünen, birden başka ortak böleni olmayan sayılardı. Ve 5'e bölündüğünü gördüysek orada ne yaptık arkadaşlar? Stop dedik ve üstünü karaladık. Bakın 80 litreden 5 litreyi çıkartırsam 75 litre ...varilde kalır. 6 litre çıkartırsam buradan 54 litre kalır. Bakın rakamları topladığımızda ikisi de 3'ün katı. 3'e bölersem 25, 3'e bölersem 18. Her ikisi de 3'ün katı olduğu için arkadaşlar... ...bu da yine asallığını yitirmiş oldu. Buraya baktığımızda sevgili arkadaşlarım... ...4 litre kullandım. Kaç litre kaldı? 76 litre. 5 litre kullandım. Kaç litre kaldı? 55 litre. Baktığımız zaman... Ee, arkadaşlar şöyle baktığım zaman 55'in çarpanları 1 var 55 var tamam sonrasında 5 var 11 var ama bu çarpanların hiçbir tanesi 76'da yok. Bir haricinde tabii ki 76'da yok. O zaman kalan litrelerin aralarında asal olan şıkkımız doğru cevabımız yani hangisi olacaktır? Denizli olacaktır diyoruz ve sen de Denizli bulduysan sana o zaman güzel bir alkış gönderelim. Tatlı, çok zor olmayan ama güzel de bilgi sorgulayan bir soruyu seninle beraber geride bırakıyoruz. Haydi bakalım bir sonraki sorumuza geçelim. Bakalım arkadaşlar bu sorumuz da ne istiyor bizlerden? Diyor ki soruyu yine çok dikkatli bir şekilde okuyorum. LGS'de çıkabilecek soru, çıkma ihtimali yüksek. Daha önceki yıllarda çıkmış, örnek sorularda var ve e, gelme ihtimali de yüksek arkadaşlar. Diyor ki sorumuzda görselde ebatları verilen eş kibrit kutuları Aynı uzunlukta iki rafa şekildeki gibi dizilince rafların başında ve sonunda boşluk kalmamaktadır arkadaşlar. Evet kalmıyor. Raflardan birinin uzunluğu 3 metreden fazla olduğuna göre Üstteki rafta en az kaç kibrit kutusu vardır demiş. En az diyor arkadaşlar. 3 metre diyor. O bilgileri güncelleyelim. 3 metreyi arkadaşlar hemen ben şurada ne yapmak istiyorum? 3 metreyi diğerleri santimetre olduğu için 300 santimetre olarak bir güncel olarak yazalım. Yani bizim kibritlerimiz 300 santimetreden fazla uzunluğa sahip olması gerekiyormuş. Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım. Burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Bir örüntü yakalamaktı. Örüntüyü yakaladığımız zaman kolaylaşıyor. Bakın bunun kısa kenarı. Arkadaşlar bunun kısa kenarı kaç? 2 santimetre olacaktır. 2 santimetre. Bakın burası beyaz kısım. Beyaz kısım arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar şöyle. Burası ne olacaktır? 8 santimetre. O zaman geliyorum buraya da. Yani burası 2 santimetre. Burası da 8 santimetre olur. Yani örüntümüz arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın 2 artı 8 şeklinde ilerliyor. Sonrasında 2 artı 8 şeklinde ilerliyor ve 2 artı 8 şeklinde final yapıyor. O zaman benim örüntüm benim örüntüm arkadaşlar e, onar santim onar santim gidiyor. O zaman buradaki örüntüyü yakaladık. Demek ki benim şu rafın uzunluğu bu rafın uzunluğu arkadaşlar onun bir katı onun katı arkadaşlar onun bir katı uzunluğunda olması gerekiyor. Devam edelim. Şimdi aynı rafa baktığımız zaman bir tane uzun kenar görebiliyorum arkadaşlar. Bir tane uzun kenar görebiliyorum burada. Gördüm uzun kenarı gördüm arkadaşlar. Burası 12 santimetre. 12 santimetre aldım. Sonrasında Burada bir kısa kenar görüyorum bakın kısa kenar o kısa kenarımızda 2 santimetre oraya da 2 santimetre dedim o zaman bizim örüntümüz sevgili arkadaşlar bizim örüntümüz nasıl ilerlemiş bakın şöyle bakın burada 14 santimetre devam edelim 14 santimetre ve örüntümüzde bakın 14 santimetre olarak ne olmuş bitmiş yani bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa o zaman toplamda 14 santimetrelik bir ilerleme söz konusu o zaman şuraya da ne yazalım 14 santimetre yazalım arkadaşlar. Geliyorum buraya. O zaman rafımın uzunluğu ne diyorum? 14'ün bir katı arkadaşlar. 14'ün bir katı olacak. E bir raf hem onun hem de 14'ün ortak bir katı ise sevgili arkadaşlar hem onun hem de 14'ün ortak katı ise bu bizi nereye götürür? Tabii ki ekoka götürür. Hemen ne yapıyorum? 10 ile 14'ün arkadaşlar ekokunu buluyorum. Yani ortak katının en küçüğünü buluyorum. 10 ile 14'ün en küçük katı e, en küçük katı arkadaşlar 70 san santimetredir diyebiliriz. Dolayısıyla en küçük katımız 70 santimetre. Ama ben ne yapıyorum? 300'ü geçmem lazım. Çünkü 3 metreden fazla diyor rafın uzunluğu. O zaman ben bunun katlarını aldığımda sevgili arkadaşlarım işte 70 aldım. Diyelim ki 70 aldım. Sonra 140 aldım. Geçemedim. 210 aldım. Geçemedim. Sonrasında ne yapacağım? 280 aldım. Geçemedim. 350'yi aldım ve tam da istediğim noktayı yakalamış oldum. 250'de 250, duruyorum. Benim rafın uzunluğu hem 3, 3 metreyi geçti hem de en az arkadaşlar. En az dediğim için daha da ileriye gitmiyorum. Rafımın uzunluğu sevgili arkadaşlar 350 santimetreymiş diyor. Peki bana üst kattaki arkadaşlar üstteki rafta en az kaç kibrit kutusu vardır demiş. E şimdi 350'yi arkadaşlar 350'yi ne yapıyorum ben? Önce önce 10'ar santim 10'ar santim 10'ar santim gittiği için 10'a bölüyorum. 10'a bölüyorum arkadaşlar. Kaç tane oluyor? 35 ama her örüntümüzde bakın her örüntümüzde iki tane bakın burada her örüntümüzde iki tane arkadaşlar e, kibrit kutusu olduğu için ne yapmam lazım 35'i de 2 ile çarpmam lazım. Buradan 70 tane kibrit kutusu olduğunu ne yapmış oluyoruz? Hesaplamış, bulmuş oluyoruz. Güzel bir ekok sorusuydu ve bu soruyu da sizlerle beraber güzel bir şekilde çözdük. Gelme ihtimali var mı? Her yerde var arkadaşlar. Deneme sınavlarında var, normal sınavlarda var, LGS'de var. Bu çözüm yöntemini yani şu örüntü nasıl gidiyor? Örüntü nasıl gidiyor? Onu çözdüysen ekok biliyorsan biraz da mantık yürütürsen süper bir şekilde sorumuzu çözersin diyelim ve haydi bakalım yolculuğumuza bir tane de çok büyük çok küçük sayılarla alakalı bilgilerle devam edelim arkadaşlar. Şimdi hemen devam edelim diyor ki bir botanik bahçesinde başlangıçta eşit sayıda bulunan çiçek türlerinden belli miktarlarda satıldıktan sonra adetleri aşağıda tabloda verilmiştir. Belli miktar satıldıktan sonraki miktarları verilmiş. Buna göre başlangıçta bu çiçek türlerinden birinin toplam adedi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Yani ihtimal diyor bakalım hangisi olabilirmiş. Şimdi arkadaşlar güle bakalım. Bakın gülün 2 sıfırı var. Şuradaki 10 üzeri eksi 2'yi ben ne yapabilirim biliyor musunuz? Şuradaki 2 tane sıfırımla yok edebilirim. Bir tanesini uzun göstereyim arkadaşlar. Sonrasında daha ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Bakın 38 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazıyorum. Buradan da 10 üzeri eksi 2 vardı zaten. E bunlar birbirini ne yapacaktır? 0 yapacaktır. Yani 10 üzeri 0 1 yapar. Buradan ne olur? 38 olur arkadaşlar. Devam edelim. Şuraya baktığımızda buradan da 25 çarpı 10 üzeri 4 geldi mi? Evet. 10 üzeri 3'ümüz var burada arkadaşlar. Ne olur buradan çarparsak? o 25 çarpı 10 üzeri 1. Yani buradan 250 adet kalmış diyebiliriz. Devamına bakalım. Bakın burada 10 üzeri 2'miz var. Yüzde çarparsak 1,7'yi yüzde çarparsanız arkadaşlar ne olur? 170 tane çiçeğimiz kalmış geriye. Buraya bakalım. Bu da 4 çarpı 10 üzeri 2 ya olarak yazdım. 10 üzeri eksi 1 ile çarparsam buradan da 40 tane kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ne var elimizde? 38 tane kalmış, 250 tane kalmış, 170 tane kalmış ve 40 tane kalmış diyebilirim. Ne diyor? Arkadaşlar diyor ki buna göre başlangıçta bu çiçek türlerinden birinin toplam adet açıklıkların hangisi olabilir demiş. Bir kere satıldıktan sonra arkadaşlar 250 en ya yani en fazla kalan 250 ise demek ki bu çiçeklerin mutlaka ve mutlaka kesinlikle ve kesinlikle 250'den büyük bir sayıya ulaşması lazım yani 250'den daha fazla olması gerekiyor ki satıldıktan sonra 250 tane kalsın. Dolayısıyla ben burada baz olarak yani e, dikkati arkadaşlar hangisini almam lazım? Manolyaların sayısı olan 250'yi baz almam lazım. Şimdi buraya bakalım. Bu arkadaşımızı düzenlediğimizde yani 5 tane sıfırım var. Bunların 3'ünü buraya kullanırsam arkadaşlar 2 tane kalır. 2 tane kalırsa da buradan ne olacaktır? 200 olacaktır. Buraya bakalım. Bakın toplamda 4 tane sıfırım var. Bu 4 tane sıfırımın 2 tanesini bu harcarsa geriye 2 tane kalır ve buradan da 100 diyebiliriz. Buraya bakalım. Burada bir tane sıfırım var fazladan cebimde. E bir tane de borcum varmış. O zaman bunu düzenlersem arkadaşlar. Burası 26 olur. Bakın burada kaç tane var? 10 üzeri eksi 4 var. 4 tane sıfırımı ne yazık ki bu eksi 4'e harcamak zorundayım. Ne kaldı elimde? 300 kaldı arkadaşlar. Demek ki o zaman başlangıçta 250'den fazla olduğunu e, anladık, mantığımızı yürüttük. E, 250'den fazla olan şıkkımızda hangisi oldu? Tabii ki Denizli oldu arkadaşlar. Denizli'yi alabiliriz çünkü 250 kaldıysa satıldıktan sonra demek ki 250'den fazla olacak ve doğru cevabımız da Denizli olarak bulmuş olduk. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Son 2 sorumuz, iki üç sorumuz. Ondan sonra ne yapacağız? Finalimizi yapacağız. Alanı 8 üzeri 5 cm kare olan kare şeklindeki sarı renkli kartonun üzerine köşegenleri kartonun köşegeni üzerinde olan Dört eş kare çizilmiştir. Buna göre son durumda oluşan sarı renkli bölgelerden birinin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi şu. Şöyle karelere ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle ayırdığınızda e, güzel güzel ayırın arkadaşlar. Böyle güzel güzel ayırıyorsunuz. Ve karşımıza ne geliyor? kareler bütünü geliyor yani burada ayrı ayrı bulmaya kalkıp da yani tek tek bulmaya kalkarsanız sıkıntı yaşarsınız bu sorunun çözüm yöntemi Tam da bu şekilde arkadaşlar. Bakalım şimdi sorumuza. Alanı 8 üzeri 5'miş. Bir kere arkadaşlar ben bir tanesinin e, alanını bulmak istersem ne yapacağım? Alanı 8 üzeri 5 ise o zaman ben 8 üzeri 5'i e, öncelikle 16'ya bölüyorum. Çünkü 16 tane eş kare olduğunu gördüm. O zaman hemen yazalım. 2 üzeri 3'ün 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti olur. Burası da 2 üzeri 4 olur. Buradan sevgili arkadaşlar ne yapıyorum hemen? 2 üzeri 15 yazdım. 2 üzeri 15 yazdım. 2 üzeri 4 yazdım. Ve üstleri birbirinden çıkartırsam 2 üzeri 11 oldu. Peki 2 üzeri 11 nedir sevgili arkadaşlar? 2 üzeri 11 bir tanesinin alanıdır. Peki bir tane sarı bölgenin alanını soruyorsa 2 üzeri 11, 2 üzeri 11, 2 üzeri 11, 2 üzeri 11 yaptım ve 2 üzeri 11 yaptım. Bir tanesini sorduğu için aman dikkat kafanız karışmasın arkadaşlar. Bir tanesini sorduğu için ne yapıyorum? 6 çarpı 2 üzeri 11 yapıyorum. Dolayısıyla bunu böyle bulduk. Ama şıklarda bunu göremezseniz şöyle yapacaksınız. 3 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 11 diyorsun. 6'yı parçalıyorsun. Ve 3 çarpı 2 üzeri 12 e, arkadaşlar santimetre kare diyorsun. Ve bu şekilde de e, bir tanesinin alanını bulmuş oluyorsun. Çünkü birinin diyor. İkisinin deseydi şu 6 yerine 12 yazacaktım arkadaşlar. Ve oradan da ne yapacaktık? Sonucumuzu bulacaktık diyebiliriz. Tatlı bir soruydu. Güzel bir soruydu. Ve çözümümüzde bu şekilde kare. ...ayırarak yaptık sevgili arkadaşlar... ...diyelim ve haydi bakalım... ...yolculuğumuza bir başka efsane... ...bir başka güzel soruyla devam edelim... ...aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki... ...beyaz zeminin içine... ...dikdörtgen şeklinde sarı renkli... 5 özdeş e, parke döşenmiştir... ...evet görüyorsunuz arkadaşlar... ...bir dikdörtgenimiz var... ...içerisinde parkelerimiz döşenmiş... ...parkelerle ilgili bazı ölçüler... ...şekilde verildiğine göre... ...tüm zeminin alanı kaç santimetre karedir demiş... Sevgili arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey tabii ki kök 48'in bir 4 kök 3 olduğunu zaten biliyor olmamız gerekiyor. Bunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar normalde bakın normalde şuraya kadar olan mesafeyi baz alalım bakalım. Bak şuraya kadar olan mesafeyi düşünelim. Arkadaşlar buraya kadar olan mesafeyi aldığımızda normalde ucucu eklenmiş olsa ucucu eklenmiş olsa arkadaşlar şurası ucuca eklenmiş olsa yani üst üste gelmemiş olsa 4 kök 3 artı 4 köküç diyecektik. Bakın 4 köküç. Burası da 4 köküç diyecektik. Sonra diyecektik. Aa hocam burası 8 köküç diyecektik. Ama arkadaşlar burasının 8 köküç olması için bunların hiç üst üste gelmemesi yani böyle ucuca eklenmesi lazım. Bir kısım üst üste geliyorsa bakın dikkat edin. Bir kısım üst üste geliyorsa küçülüyoruz demektir. Yani biraz kısalmışız. Bak şöyle olması farklı bir şey. Bakın böyle olması farklı bir şey. Arkadaşlar eğer üst üste geliyorsa kısalacağız. Yani çıkartacağız. O zaman haydi çıkartalım. bakalım. 4 kök 3. Burası da 4 kök 3 olsa 8 kök 3 olur. 8 kök 3'ün sevgili arkadaşlar bakın şurası. Burası arkadaşlar kök 3 olduğuna göre kök kısmı üst üste geldiğine göre o zaman ne oluyoruz? Buradan burası arkadaşlar yani şuradan şuraya kadar olan mesafe 7 kök 3 e, santimetreye karşılık geliyor. 7 kök ne yaptık? Yazdık. E peki hocam burası ne olacak? Sevgili arkadaşlar burasını da nereden biliyoruz biliyor musunuz? Bakın tam da şuradan. Yani şurası uzun kenar değil miydi? Bakın burası uzun kenar evet. E, uzun kenarımız bizim 4 kök 3 değil mi? Bakın burada uzun kenarımız 4 kök 3. E, burada da 4 tane kısa kenar var. E, 4 tane kısa kenar varsa o zaman her bir kısa kenarımız kök 3'e karşılık gelecektir diyebilirim. 4 tane kısa kenar 4 kök 3 ise 1 tane kısa kenar köküçe karşılık gelir diyebilirim. Ve buraya da ne yapmış olduk? kök Köküç yazmış olduk. Hadi o zaman bakalım. Şeklimizin alanını bulalım arkadaşlar. Şuraya temsili olarak bir tanesini çiziyorum. Şöyle yazdım. Ve burasının 7 köküç olduğunu bulmuştuk. Burasının arkadaşlar uzun kenar. Pardon burasının 8 köküç olduğunu bir de şurada vardı ya. 8 köküç olduğunu ne yaptık? Bulduk. Buraya baktığımızda buranın da 4 köküç olduğunu bulduk ve bunların çarpımı da bana bu bölgenin alanını verecektir diyebiliriz. Haydi bakalım çarpalım. 4 kök 3 çarpı 8 kök 3 olur. 4 kere 8 32 oldu. Kök 3 ise kök 3'ün çarpımı ne olur? Tabii ki kök 9 oradan da 3 olur. Ve buradan da cevabımız 96 çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Efsane soru mu? Bence efsane soru arkadaşlar. Güzel soru mu? Bence güzel soru. Ve bu soruda LGS'de benzer soru diyebiliriz. Çık çıkma ihtimali de çok yüksek diyebiliriz. Haydi bakalım son soruya geldik. Arkadaşlar son soruda da böyle özellikle 7. sınıf kazanımlarında olan bir daire grafiğinin şey pardon dairenin alanı ile alakalı bir soru sormak istedik sizlere. Çünkü bunlar da 7. sınıfta gördüğün için Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sen bunları biliyorsun diyor. Bildiğin için bunlarla alakalı sorular da sorabilirim diyor. Sen şey diyebilirsin ne hocam ben anlamamıştım. Geçen sene şöyleydi, böyleydi. Arkadaşlar bahane yok. Öğreneceğiz, öğreneceğiz ve çalışacağız tabii ki. Şimdi sorumuza bakalım. Yandaki şekil O1 ve O2 merkezli iki yarım daire ile oluşturulmuştur. Oluşan şeklin alanı 60 santimetre kareymiş. Bu yarım daireler bir cetvelin üzerinde yanına yerleştirildiğinde A noktası 2'nin üstüne geldiğine göre B noktası cetveldeki hangi sayılar arasına karşılık gelir pi'yi de 3 alın demiş. Arkadaşlar şimdi bu iki dairenin alanı neymiş arkadaşlar alanımız? Ee, tabii ki 60'mış. Peki ben iki yarım dairenin alanı 60'sa iki tane bunların bütünü olsa arkadaşlar bütünü olsaydı ne olurdu? Bütünü olsaydı alanımız 120 santimetre kare olurdu arkadaşlar bakın alanımız 120 santimetre kare olurdu ben bunun yarıçapına arkadaşlar r dersem burası da r olur e büyük dairenin yarıçapı ne olacaktır 2r olacaktır diyebiliriz o zaman haydi bakalım alanlarımızı bulalım küçük dairemizin alanı arkadaşlar küçük dairemizin alanı nasıl buluyorum Pi re kare bakın burada. Pi yerine 3 kaçacağız. Pi re kare formülünden buluyorum. Bakın buranın alanı bu. Artı buranın yarı çapı arkadaşlar. Mavinin yarı çapı 2 R. O zaman pi çarpı 2 R'nin karesi diyorum. Ve bunu da 120'ye eşitliyorum. 3 yazarsam 3 R kare artı. Buraya 3 yazarsam 4 R kare oldu. Buradan da ne oldu? 120 oldu toplarsak arkadaşlar buradan toplamda 15 tane R kare olur. Nereden olur? 12 buradan geldi. 3 buradan geldi. 15 R kare eşittir. 120 ise R kare eşittir arkadaşlar. Ne olur buradan? 8 olur. Ben R'yi bulmak istersem de kare kökünü alırsam her iki tarafın kare alırsak arkadaşlar kare alırsam buradan ne olacaktır? 2 kök 2 olacaktır. Yarı çapım. Peki ne konmuş buraya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 2R yani 4 kök 2. Yarı 4 kök 2 olacak. E, o zaman burası da 4 kök 2 olur arkadaşlar. Çünkü bakın 2R'ymiş yarıçapımız. E ben de R'yi 2 kök 2 bulduysam 4 kök 2 olur. Burası da 4 kök 2. Sonra burasına bakalım arkadaşlar. Burası 2 kök 2 yani R. 2 kök 2. Burası da 2 kök 2 olur. Peki A'dan B'ye. Arkadaşlar A'dan B'ye kaç kök 2 gittim? 8, 10, 12 kök 2 gittim. Peki 12 kök 2 arkadaşlar 12 kök 2 yaklaşık olarak ne olur? Aldık içeriye 144 2 ile çarptım arkadaşlar. 2 ile çarparsam ne oldu? Kök 288 oldu. Arkadaşlar kök 288 eğer 299 289 olsaydı 17 diyecektik ama kök 288 olduğu için yaklaşık olarak 16.9 santimetreye karşılık gelir diyebilirim. Ama dikkat edin normalde ne diyeceğiz biz işte hocam 16 ile 17 arasında diyebiliriz ama 2'den başladığı için arkadaşlar buna ben ne ekliyorum 2 eklersem artı 2 eklersem ne olur 18,9 santimetre olacaktır. O da hangi iki sayı arasına karşılık gelir? 18 ile 19 aralığına karşılık gelecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğer sen de 18 ile 19 aralığını bulduysan bu mükemmel soruyu doğru yapmışsındır demektir ve gerçekten de bir alkışı hak ediyorsun sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sizlerle beraber mükemmel derecede güzel 3 konuyu tamamladık. Hadi sana bir soru sorayım. Seni en çok zorlayan konu bu aşağıdakilerden hangisi oluyor diyelim ve seninle beraber yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.